Evet, spor vizyon programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Usta Başkanım, konunuzu nereden bıraktınız? Evet, Oradan devam edebilirsiniz. bizim şöyle bir daha önceki yaptığınız programda Sait Ayban şöyle bir söylemi olmuştu. Herkesi protokole oturtup sonra biz oturuyoruz. Misafirperverlikten, Evet. Kahtan'ın bunun yapamadığını, işte ikinci çağı, üçüncü çağı, ta eski taşa kadar bizi götürdü tabii o şey arkeologlar gibi. Bizi götürdü fakat ben doğuda üniversite okudum, batıda da liseyi okudum. Gurbette yaşadım. Ben ne doğuda ne batıda Adıyaman'ın misafirperverliğini, kadim dostluğunu hiçbir yerde görmedim. Biz kendi memleketimizle övünmemiz gerekirken Malatya'da yerel bir televizyonda hem kurumlarımızı hem ilçemizi töhmet altında bırakarak bu açıklamaları sert bir dille kınıyorum. Biz bunlara prim vermeyeceğiz. Ben misafirperverlikle ilgili 3 tespit söyleyeceğim. Ve bununla ilgili de bu tespitleri yapmadığım zaman yine söylüyorum. Kahta 02 Spor Kulübü'nü ligden çekeceğim. Şimdi ben az önce kendimle alakalı anlattım. Geldim Adıyaman'da Sait Aybak tarafında. Bak Adıyaman halkı için demiyorum. Taraftar grupları beni aradı ben gelmeden. Bugün Adıyaman taraftarları beni alkışladılar. Ben her Adıyaman'a geldiğim zaman birçoğuyla görüşüyorum. Kesinlikle onlar kardeşlerimizdir. Evet. Ya böyle bir problem yok zaten. Olsa söylerse orada da bir sıkıntı yok. Şimdi Siverek kulüp yönetimi Murat Basyan Bey bizi şu anda eminim izliyordur. Daha önce de görüşmüştüm kendisiyle. 3 belediye başkan yardımcısı ve il genel meclis üyeleriyle beraber Siverek kulübü geliyor. Protokolda yer verilmiyor. Taraftarın içerisine gitti oturdu. Bu kadar ortalığı velvele verdi mi? Hayır. Nizip Spor'un taraftarları alınmadığı için protokoldan, Nizip'te protokoldan indi. Hüseyin Bey şu anda bizi izliyorsa. Onların da böyle bir sıkıntısı oldu. Sait Başkan kimi karşılamışsa, kimi yemeğe davet etmişse, kimi uğurlamışsa çıksın bir tanesini söylesin ya. Bir tanesini sonra bizi. Ben söyleyeyim. Fırat Üniversitesi, Malatya İdman Yurdu, Siverek Kulübü, Nizip hepsinin futbolcularıyla beraber kapıda uğurlayıp yemeğe davet etmemişsem ben yine bu görevi bırakırım ve kulübümü de çekerim. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Neden anlatıyorum? Şöyle bir bakış açısıyla bakalım Mesut Hocam, Yaşar Bey. Farz mı hal ki bizim bu eksikliklerimiz var. Ben bugüne kadar da çıkıp bunu açıklamadım, söylemedim. Ben Sait Aybak'ın art niyet olarak bunların yaptığına inanmadığım için çıkıp söylemedim. Bunların kazananı olmaz. Biz ne kadar bunu söylersek ya da Sait Aybak beni karaladı. Ben Sait Aybak'ı karaladım. Adıyaman'da bunun yani kavganın kazananı olmaz. Arkadaş biz sağduyu elden bırakmayacağız. Kendimizi ifade edeceğiz. Yaptığımız hatalar var ise de özür dilemesini bileceğiz. Elbette ki bugün Sait Başkan 10 bin taraftara elini kaldırdığı zaman hepsinin susacak hali yok ya. Ya da Musa Yıldırım'ın elini kaldırdığı zaman herkesin susacağı hali yok ya. Bir noktayı çok önemsiyorum. Bakın benim şahsımda ve ben en çok Sait Aybak'a kızdığım nokta. Bu kadar iyi niyetli, bu kadar Adıyaman sporunun nasıl dizayn edilmesi gerekir noktasındaki mücadelesini hiçe sayıp basın sözcüsü sizin programınızda şöyle bir soru yöneltiyor. Sait Başkan diyor, Musa Başkan yaptığı masrafların yarısını mı tamamını mı istedi? Soru bu. Kayıtlarda var. Sait Başkan Şimdi diyor orada ki Mesut Hocam, Ceber Hanım'ın şeyi de var, o son oku, o açıklamaları da var. Bunu başkanım bitireyim. cümlesini bitirsin. Evet. Evet. Sait Başkan diyor ki dolaylı olarak ben onu da algıladım. Ama bu işlerin içerisine girdiğimiz zaman farklı şeyler de ortaya çıkardı. Bu işler hukuka da ahlaka da mantıksızlıktır. Ne anlarsınız hocam? Musa Yıldırım ahlaksızlık yapmıştır. Mantıksız bir şey Sait Aybak'a söylemiştir. Kendi koyduğu paranın peşindedir. Ben Sait Aybak'ı ta baştan bu kulüp kurulmadan kendisine bu teklifi götürdüm ve şunun altını çizdim. Sait Başkan, sakın, sakın yanlış anlama.
Sen Adıyamanlıysan ben de Adıyamanlıyım. Sen 1 milyon koysan ben de 1 milyon koyacağım. Ve verdiğim, yaptığım transferler, harcadığım paranın üstünü çiziyorum. Sakın Musa Hoca para için bunu söylüyor deme. Bunun altını çize çize söylememe rağmen nasıl olur da Sait Başkan böyle bir şey düşünür? Yani onların peki, ağzından mı duydunuz başkan bunu birebir? Tabii tabii sizin yayınınızda şu anda kayıttadır. Evet. Aksisini iddia ederse ispatlamadım söylediğim her sözcük için söylüyorum. Evet. İspatlayamadığım her şey yalan kabul ediyorum. Ve kulübü de ligden çekerim. Ve ben bunu söylerken de Adıyaman 1954 taraftarlarını düşünerek söylüyorum. Şimdi hep şunu savundum. İlimizin takımı Süper Lig'de. Kahta 2. Lig'de. Besni 3. Lig'de. Diğer ilçeler Bal Lig'inde mücadele vermesi gerekir. Spor altyapısını Adıyaman'ın Kahta ile beraber oluşturabiliriz fikrini savundum. Evet. Ha bunu söylerken biz yarışa girdikten sonra söylememişim ben. Yarıştan önceki konuşmalarımdır. Kime söylemişim? Sait Başkan gelsin ya da telefon açsın. Biz beraber gidelim. Nerede neyi söylemişim açık ve net ortadadır. Ve ben bunu söylerken de yönetim kurulu üyemiz aynı zamanda Sait Aybak'ın samimi arkadaşı olan iş ortağım Sayın Zeki Yeni amcasının oğlu Sait Meme Sait Yeni'nin yanında bunları söylemişim. Ve şahitlerimdir. Aksisi ispat ettiği zaman çok kolaydır. Kahta'yı ligden çekmeye hazırım. Ha bunu niçin söylüyorum? Ben bunu Sait Aybak'ı aradım. Hemen programınızdan sonra. Sayın Başkan ben bunu size yaptım mı dedi evet. Sait Başkan sen böyle bir şey bana yaptın mı dedi vallahi yapmamışım. Sait Başkan ben sana bunu söyledim mi dedi evet. Ama dedi ben yanlış bir şey dememişim ki dedi ben sana bir şey dememişim. Dedim ki kayıtlarda var bunu böyle diyorsun ima etti diyorsun. Yok dedi. Söylemişsin dedi. Söylemişsem de yanlış demişim. O zaman dedim. Bir basın açıklamasını yapın. Ben çıkıp söylemeyeyim. Bir Musa Yıldırım'ın şahsına bir özür borcunuz var. Şunu söyledim. Bu ben her şeyi kabul ederim. Serveti kaybederim. Aç dolaşırım. Ben zengin bir ailenin çocuğu olarak büyümedim. Bulaşıkçılık yapmışım, kumicilik yapmışım, garsonluk yapmışım, en lüks arabaya da binmişim. Ben hepsini görmüşüm. Bende ego ve kibir, gurur var diyen birisi benimle arkadaşlık yapan bunu bana söyleyemez. Ama benim şahsıma hakareti ben asla kabul etmem. Hiçbir şekilde eğitim camiasında da kabul etmem. Mevki makamına bakılmaksızın kabul etmem. Çünkü ben doğru olanı yaptığıma inanıyorum. Ve yanlış varsa da taraftar olsun veyahut kim olursa benim çalışanım olsun. Ben çıkar, özür dilerim. Evet. Ve ben Sait Aybak'ın bu iddialarını ispatlamasa namerttir diyor. Şimdi bunu ispatlayacaktır ve ben buna kırılmışım. Ben bununla ilgili evet. Amcasının oğlunu aramışım, abisini aramışım, ofisime davet etmişim. Biz hepimiz bu memleketin çocuklarıyız. Ortamı germeyin. Sosyal medyada Adıyaman taraftarını şahsıma kışkırtmayın. Ben Yaman Dershanesi'nin çocuğuyum. Ben bu memlekette Adıyaman merkezde benim 4 yılım geçmiş. Evet. Ben bu sokakları en ince detayına kadar bilen birisiyim. Sakın ola. Başkanım, sağduyu elden bırakmayacağız. Aynen. Ama Sait Aybak'ın da çıkıp Musa Yıldırım'dan özür dilemesi gerektiğine inanıyorum. Evet sosyal medyada. Düşüncelerinizi paylaştınız başkanım. Şimdi bence biz başta da az da olsa değinmeye çalıştık. Bence bundan sonra yapılması gereken şeyleri kaçırıyoruz. Bakın puanlara baktığımız zaman takımlarda 40, 39 ve 35. Şimdi Kahta ve Adıyaman bu tür olaylarla birbiriyle münakaşa ederken bir bakarsınız Ankas almış götürmüş. Bu birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı asıl problemlerden uzaklaşıyoruz. Bu defa takımımız hocamızla ilgili olumsuzlukları olumsuz, olumlu yönlerini göremiyoruz. Ve bakın şimdi Balı, işte Mehmet Bal'ın bir paylaşımı vardı. Cevher Hanım aynı o paylaşımı almış, kendi sayfasında paylaşmış. İki saat önce de bizim. Evet, şu başlığı atmış.
tüm taraflarda taraftarlardan sağduyu istiyoruz. Mücadele sadece Adıyaman Kahta takımlarında değildir. İkinci gruptaki hiçbir takımı küçümsemeyelim diye. Onun haricinde başkanım, bugün ben hani şey yaparım, yani karşı tarafı dinlemeden diğer kişiye soru sormam ya da töhmet altında bırakmamaya çalışırım. Cevher Hanım'la da görüştüm. Onun da belli kırgınlıkları var. Mesela daha geçen gün sosyal medya üzerinden bazı Kahta taraftarları küfre varan hakaretlerde bulunmuşlar. Yalnız bayan olmama rağmen öyle bir şey yok. Cevher Hanım avukatlarına bildirmiş, 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Ama buna rağmen, özür dileyerek söylüyorum. Şimdi eğer ben onu okudum, sosyal medya üzerinde yapılan hakaretlerin ilgili işte hukuki mercilere taşınacağı noktasında açıklamaları vardı. Peki Mesut Hocam, bir yönetici olarak doğru bir karar mı? Nasıl başlayayım? Yani şimdi bazı taraftarlarımız şeyi bilmiyor. Sosyal medyanın hukuki yönünü, ölçüsünü bilmiyor. Evet. Ben istediğimi söyleyebilirim. Halbuki o sosyal medyada da bir çerçevenin çizildiğinden belki de haberleri yok. Dolayısıyla eleştiri belirli bir yere kadardır. Hakaret boyutuna geldiği zaman yasal süreç işler. Dozajını aşılamıyor. Tüm taraftarlarımızın, tüm izleyicilerin, tüm sosyal medya kullanıcılarının bilmesi gerekiyor. Ben şunu söyleyecektim. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen Cevher Hanım'ın dile getirdiği şu: artık biz olanları bir tarafa bırakalım. Bundan sonraki sürece bakalım. Biz kardeş takımız, aynı il ve ilçeyi temsil ediyoruz. Evet, yanlış anlaşılmalar, yanlış söylemler mutlaka olmuştur. Biz bundan sonraki süreçte kardeş takım olarak görüyoruz. Çünkü ilçemizin takımı. Bundan sonra yani ne inşallah yapabiliriz? İnşallah ilkellikten çıktık. Biraz yeni çağa doğru geldik mi acaba? İlkel kişiler. Şimdi işte kurşun maçın vermiş olduğu stres. Evet. Geri gelmesi bazı noktalarda zordur. Biz zaten bu açıklamaları bir talihsizlik olarak görüyoruz. Evet. Ben sağduyu için özellikle böyle bir paylaşım varsa görmemişim. Mehmet Bal kardeşimizin paylaşımını gördüm. Zaten daha öncesinde de tanıyorum. Evet. Hakikaten takdirle karşılıyorum. Ya mesela ama Cevher Hanım'ın böyle bir şey varsa elbette ki bir kulüp yöneticisi olarak, bir kulüp başkanı olarak ben kendisine teşekkür ederim. Şöyle bir paylaşım da yapılmış. Şimdi yanlışları bizim savunduğumuz yok zaten. Yanlışa yanlış diyoruz. Evet. Gerekli ilk etapta da Adıyaman halkı, ki ben Adıyamanlıyım, kalktım bunu söyledim ya. Siz bunları bana mı söylüyorsunuz dedim. Ve bunların kayıtları var. Evet. Şimdi ortam neden gerildi? Siz az önce söylediniz ya, sosyal medyada. Ve neler yapmalıyız? Bence neler yapmalıyız üzerine biz konuşmalıyız. Evet. Şimdi Adıyaman taraftarı şöyle bir yargısı vardı. Ben bugün aslında belki bir noktada üslup olarak kendime yakıştırmadığım sert bir tavırla da konuşuyorum. Sebebi nedir? Beni Adıyaman taraftarına öyle bir anlatmış ki, ya da öyle bir anlatılmışım ki, sağduyulu söyler, söylediğiyle eylemleri örtüşmeyen. Ya benim dünyadan çok nefret ettiğim insan tipi budur ya. Ben söylediğimi tam tersine ispatlayan insanım. Evet. Yanlışım varsa çıkar özür dilemesini bilen bir insanım. Ben Adıyaman Spor'un Sait Aybak yokken derdine düşen adamım. Bunun şahidi Sayın Belediye Başkanımız Süleyman Kılıç'tır. Ben Adıyaman Spor balda olmuş olsaydı, hayatta ben Kahta Spor'un başkanlığına gelmezdim. Yapmazdım, çünkü ben bunu zaten doğru bulmuyorum. Evet. Şu anda bu işin içinde nasıl çıkılır? Ben emek sarf etmişim. Kahta taraftarı armasına gönül vermiş. Sait Başkan emek sarf etmiş. Adıyaman taraftarı armasına gönül vermiş. Nasıl çıkacağız bu işte? Biz birbirimizi kabul etmeden bu işin içerisinde çıkmamız mümkün değil. İllaki. Şimdi az önce söylediniz ya, ligde sadece biz yokuz ki. Evet. Tabii ki Malatya Süveren, sayfalarındaki Malatya, paylaşımları görüyorum. Urfa, Ankara. Şimdi ne oldu? Asılsız bir söylem var. Malatya İdman Yurdu'nun bugün açıklamasını buraya şimdi gelmeden... Şimdi ben sosyal medyada Malatya İdman Yurdu'na 200 TL prim verildiğiniz söylenmekte.
Bunun aslı var mıdır? Öyle bir şey söylenmiş. Siz Maladi değil, şöyle kastedilmek isteniyor. Evet. Yani şimdi sporda benim tasvip etmediğim, ki ben az önce öfkeyle de bahsettiğim evet. Sait Aybak'ın böyle şeyler yapacağına kesinlikle ben evet. ihtimal vermiyorum. Evet. Bir defa Malatya İdman Yurdu güzel bir açıklama yapmış. Yüreklerini ortaya koydular. Çok güzel bir futbol oynadılar. Yani güzel futbolu bizim futbolumuz karşısında. Bizim evet. oyuncularımız sahada oynayamadı. Evet. Bir puanı hak ettik, bir bunu, puanı da aldık. Yani bunu, bunun Sait örnek diyelim, bizim gücümüz, mı? Bizim Söyle. Gücümüz. Ya bunu şu şekilde söylüyorlar. Evet. Adıyaman yönetimi bu parayı evet. teklif etmiş. Teklif etmiş yani. Böyle bir şey Sait Aybak'ın, bakın az önce söyledim, benim şahsımla ilgili kini var. Bunu bu başım üstüne. Ama bu tip davranışları Sait Aybak'ın yapacağını ihtimal vermiyorum. Evet. İhtimal Başka vermiyorum. Hiç. Şunu açıklayayım, evet. kapalı kalmasın. Yani biz iyi oynamış olsak idman yurduna 1 milyon gitse ki ne olacak? Evet, doğru. Öyle bir şey yok ya. Biz Tabii. oynayamadık, maç alındı yani. Yok Peki, buraya o gittik, zaman sorumuzun son noktasını burada bağlayalım. Gelinen bu noktada. Özellikle önemsediğim nokta şudur. Hı. İdman yurdunun, Malatya idman yurdunun verdiği mücadele küçümsenmemelidir. O Hı. çocukların da hakkını yemek Hı. ayıp olur. Ayıp olur evet. Şampiyon takıma da 2 puan babalar gibi aldılar bizden yani evet. şimdi bu kadar net açık net Aynen, yani çok evet, güzel bir yere geldik başkanım sohbet oraya geldi. Şimdi bir saniye Necati Çelik Gölbaşı'ndan kaptanım mesaj atmış. Mesut takımlarımızın başarısını konuşmak bence daha iyi. Birlik beraberlik zamanı başkana selam. Sonra demek ki sıkılmış git ayrı bir mesaj atmış. Artık ben takımlarımızı duymak istiyorum. Şimdi takımlar kimlerle işare edilir? Kulüp başkanları ve yetkililerle değil mi? Evet. Şimdi ben davet ediyorum. Sosyal medyada da gerçeğiyle yazıyorlar. Diyor ki, ya diyor ben Musa Yıldırım'la bir araya gelemem diyor. Ya evet. arkadaş, yani bir şey değilsek de kulüp başkanıyız. Şimdi Mesut Hocam, biz bir araya gelmeden birlik beraberliği nasıl sağlayacağız? Evet. Bakın az önce canlı yayında taraftar grubu dedi ki Adıyaman'ın taraftar grubu. Hemen geleyim dedim. Yarın çağırsın, yarın yine giderim. Hı. Şimdi Sait Başkanım, o zaman bir Sait gün dese ki, bir gün dese ki, şimdi yüksek bir yerde, bence yüksek bir egoya sahiptir Sait Başkan. Yok ya başkanım o kadar da Siz öyle ya. Diyorsunuz ama ben konuşmalarında özellikle kurumlara karşı, ya belki de biz biraz devlet adabıyla protokol kurallarını bildiğim için, biraz da yoğun... belki bildiğim için öyle gördüm. Ya bu ilin değerleri için, Adıyaman 1954 için, ben gitsem Vali Bey'e söyleyeceğim bunu da. Sayın Valimiz, Sayın Emniyet Müdürümüz, Sayın Alay Komutanımız, Adıyaman 1954 için, hatta ben buna gönül koymuştum. Dedi ki, başkan dedi, sen dedi bunu böyle kabul edeceksin. Vallahi dedim doğru, Sayın Alay Komutanımız dedi, yeneceğiz sizi, yeneceğiz sizi. Vallahi dedim doğru söylüyorsun ama sonuçta biz Kağıtaspor Kulüp Başkanıyız. Aynen. Ben de Kağıtaspor'un mücadelesi, başarısı için mücadele ediyorum. Şimdi... Böyle bir bu bakış açısına sahip mülki amirlerimizi taraftar gruplarımızın gözünde karalamamız hiçbirimizin hakkı yok. Bir ilin birlik ve beraberliği kurumlarla mümkündür. O zaman sizin birinci ağzınızda bunlar evet aynı, akil insanlarla aynı. Mümkündür. Evet. Şimdi şöyle bir söylem var mesela. Adıyaman'da işte yine Cevher Hanım'ın bir şeyi vardı. 400 bini ver gel şeye gir. Zaten siz yaptığınız çalışmaları ben şahsen bir Adıyamanlı olarak takdirle karşılıyorum. Bir Batmanlı'nın gelip ilimize hizmet etmesi. Biz zaten sizi alkışlıyoruz. Ama siz Adıyamanlılara gelin verin de girin demek bu yanlış olur. Şimdi kimisinin parası, kimisinin duası, yani kimisinin farklı bir şeyi olur. Başkan onu da ben şöyle açıklama evet. yapayım. Ben de yıllardır Adıyaman Spor'da da yöneticilik yaptık. Yönetimdeydi. Sıkıntı hep maddiyattan kaynaklanan bir şey. Ama gel gör ki Adıyaman'dan hiçbir zaman ne bir iş adamımız. Yani hiçbir yerden bir destek almaksızın ilk defa Sait Başkan elini taşın altına koydu. Birçok mercilere kurumsal olarak da müracaatları oldu. Hiçbir karşılığı da olmadı bunun. Ne yaptı? Siz nasıl bile her şeyi en üst tepeden ya, ama sizin birlik bana sizin severiniz. Şimdi Yaşar, Adıyaman, Bey, Yaşar Bey. Evet. Sait Aybak tabiri caizse Adıyaman 1954 taraftarının afına sığınarak bir cenazeyi kaldırdı. İşte elini taşına, aynen. Bunun için kendisine aynen. teşekkür ediyoruz. Aynen.
burayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Yani şunu söylemek istemem ama İstanbul'dan bu destekler geldi onun için. Sait Aybak'ın şahsıyla yaptığı, cebinde ne kadar ödeme yapmışsa eminim ki ben Sait Aybak'tan Kahta için daha fazlasını yaptım. Evet. Ama birlik beraberliği elbette ki Kahta'da sağlamak öncelikle benimle olacak. Niçin? Çünkü maddi olarak destek verdiğimden dolayı insanlar gelip senin maddi olarak destek verdiğini ver ben de kulüp yöneticilik yapayım demez. Evet. Saygı duyar yani. Evet. Ama biz onları davet ettik. Evet. Biz kulübü bu hale getirdik. Ben taraftar gruplarına şunu söylemek isterim. Musa Yıldırım olarak benim fazla böyle sporla, kulüplerle bir ilgim bundan önce olmamıştır. Bundan sonra da uzun süreli olmayacak zaten. Ama gençlerimizin, ilimizin, ilçemizin sorunu hangi mevki makamda bulunursam bulunayım benim derdimdir. Ben bunlarla dertlenirim. Çözümü varsa da çözüm için gerekli mücadeleyi sarf ederim. Bizim nasıl birlik beraberlik sağlayabiliriz özellikle? Gelinen bu noktada sağduyulu söylemek için çözüm önerileriniz nelerdir? Bunu Şehzadem Başkan bir daha takımlarımızla ilgili. Şimdi biz ben şöyle söyleyeyim. Musa Yıldırım olarak kulüp başkanı olarak bunu taraftarlarımız farklı noktalara çekmeden yani bu bir söylemdir, eylemleri böyle değil. Mehmet Hocam ikide bir diyor, Musa Başkan çok şovmenlik yapıyor da. O taraflara çekmeden biraz daha samimi davranarak ilk etapta sosyal medyadaki çirkin söylemleri bitirmeliyiz. Evet. Musa Yıldırım'ı az önce de belirttiğim gibi soruları varsa beklerim, gelemiyorlarsa ben giderim. Messenger'da yazdıkları küfür de olsa, iyi bir şey de olsa telefonla ben dönüyorum, muhakkak konuşuyorum. Evet. Sadece bunu Adıyaman taraftarı için demiyorum. Kahta taraftarları için de söylüyorum. İlimiz genelinde sosyal medyadaki bu çirkin söylemleri bitirelim. Provokatif söylemlerden uzak duralım. Ben hatanın %51'ini yine ben kabul edeyim. %49'unu da Sait Aybak'a bırakıyorum. Bizim bundan sonra birbirimizle maçımız da yok. Evet. Kavganın kazananı olmadığını düşünüyorum. Evet. Birlik ve beraberlik için. Kahta olarak üzerimize düşen ne varsa ben buna hazırım. Hem taraftarlar için, hem Adıyaman yönetimi için. Herkes için ben buna hazırım. Yani bunu başarmamız lazım. Bunun başka alternatifi yoksa başka bir takım aradan çıkar yani. Aynen. Müsaade ben zaten korktum uydum. Saha içerisine dönelim. Evet. Şimdi Kahtalı izleyicilerimizden de takip eden var bizi. Bize şunu soruyor başkanım, daha doğrusu size soruyor. Evet. Takımımıza 3 oyuncu dahil ettiniz. Evet. Bu 3 oyuncuyu hoca mı istedi? Yoksa siz mi sizin aldınız? Sizin kendi kararınız. Yok. Ben şimdi daha önce de katıldığım programda ben söylemiştim. Dile getirmiş, evet. Hatırlıyorum. Kamptayken takımı kampta aldığı zaman eksiklikler nelerdir hocam söyledim. 3 mevkiye bizim almamız lazım. Hatta bir transfer daha gerçekleşecektik. İstediğimiz kriterlerde bir adam olmadığı için onu gerçekleştiremedik. Bizim şu anda takımın direksiyonu hocanın elindedir. Sadece transferi uygun gördüğü kişi bana söyler. Bazı kriterlerimiz var. Daha önce de söyledim. Centilmen olacak, ahlaki bir şey olacak. Yani bunlar bu hele hele Bal Ligi'nde çok çok önemlidir. Bunlar var ise hocamın söylediği kişileri transfer ettik. Transfer yetkisi tamamen Erhan hocamındır. Erhan Koç hocamın. Evet, tabii, kesinlikle. Bu hafta da kendi saha ve seyircinin önünde Antep'in Ankaspor çok diri ve güçlü bir takım. O da şu anda hedefe şampiyonluğu oynayan bir takım. Takımın şu andaki havası, motivasyonu nasıl? O maçla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii bizim geçen hafta, bu hafta Malatya İdman Yurdu'nda aldığımız beraberlik takımın beklemediği de belki bir beraberlik oldu. Ama şahsım adına yani her şeyde bir hayır var. Evet. Belki de başımıza gelecek büyük sıkıntıların önünü, eksiklerimizi görmemiz anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Kısmet nasipmiş. Yani futbol 3 ihtimalli olandır.
O maçtan sonra da Kahta'nın bundan sonra puan kaybına tahammülü olmadığını, bütün önlemleri buna göre aldığını ama yine de hiçbir takımın, hiçbir rakibimizi küçümsemiyoruz. Başkanım, Ankara için de yüreğimizi sanki sağa önlem yok gibiydi. Yani puan kaybını önlemek için sanki bir şey yok. Bence mesela Adıyaman galibiyeti de dahil olmak üzere bu son maç, iki maça baktığınız zaman sizi ve seyircileri oyun tatmin etti mi? Hayır. Ben onu futbolcularımla da paylaştım. Ortaya koydukları oyun belki uzun süre maç yapmama Hazırlık maçlarını kampta yaptılar. Diğerlerini de Gaziantep'in gelebilme ihtimali vardı. Bizim ilk maç olduğu için henüz ligden düşürülmemişti. Hatta en son ki zaten sahaya biz çıktık. Evet. Ondan sonra ikinci maçımız Fırat Üniversitesi'ydi. Evet. Zaten oraya gidiyorduk. Deprem oldu Cuma oldu, günü. Aynen. Cumartesi günü biz gidiyorduk zaten. Hep bu şekilde oldu. Bir türlü bir hazırlık maçı gerçekleştiremedik. Ama ben bu saatten sonra futbolcularımızın, teknik heyetimizin bu işin bilincinde olduğuna inanıyorum. Ve inşallah Kahtaspor'un hak ettiği, ben her zaman şunu da söylüyorum. Bazen hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır. Eğer bu şampiyonluk öncelikle ilçemiz sonra ilimiz adına hayırlı olacaksa Allah nasip etsin. Biz bunu istiyoruz. Futbolcularımızın bundan sonra da daha iyi mücadele edeceğini, yüreklerini sahaya koyacaklarından olan inancım tamdır. Şimdi başkanım ben programa gelmeden önce şöyle çok incelemesem dahi şunu gözlemledim. Sezon başından beri Erhan hocamın kullandığı futbolcu sayısı, yani yanlış teşhis ettiysen beni düzelsin, 14 oyuncuyla oynuyor. Yani artık seyirciler de kim çıkacak, kim girecek biliyor. Dolayısıyla ben hocanın son haftalarda form düşüklüğü yaşadığını düşünenlerdenim. Şimdi ve ayrıca B planının olmadığını da düşünüyorum. Çünkü gerçekten Adıyaman maçında 3-1 galip gelmenize rağmen Adıyaman çok daha iyi futbol oynadı. Şimdi, sistem futbolu. Evet. Tabii. Seyirciler de başkanım şey yapar. Genelde skora bakar. Mesela bu hafta işte Adıyaman 1954'ün 6 tane atması gibi. Seyirciler şeydir. Çok atak futbol oynattı. Ofansif. Rakibe bakmaz. İşte şey oyun sistemine bakmaz, hataları görmez. Gerçek kendi kimliğini sahaya yansıtıp. Bence gerçek Kahta taraftarı ve siz de Adıyaman galibiyetinden sonra sanki takım çok iyi. Yok. Havasına girmediniz. Hayır. Kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. Kadro genişliğiyle ilgili bundan önceki çalıştığımız hoca da, takımı kuran hocamız Saadettin Hoca. Evet. Ve şu anda takımı çalıştıran Erhan hocam da. Hiçbir şekilde transfere müdahale etmeden bir bütçe yaptım. Ve söyledikleri her kişiyi de kadroya katmak için mücadele ettik ve hepsini transferlerini gerçekleştirdik. Erhan hocamın söylediği kim varsa onları da kadroya kattık. Evet. Yani 3 kişi daha katılması gerektiği yönde görüş beyan etmiş olsaydı biz 3 kişi daha katardık. Tabii futbolda her gününüz aynı gitmeyebilir. Bu Adıyaman'ın kilis maçını ben izlemiştim. Adıyaman 1954'ü. Yani orada bir varlık gösteremedi. Çok kötü bir futbol şimdi sergiledi. Şeyden dolayı dedim başkanım. Günü gündü tutmaz ama mesela Malatya İdman Yurdu'nu evinizde 1-0 yendiniz. Evet. Kadroya baktığınız zaman ilk 10 bir kişiyi saymıyorum. Belli. İlk 10 Malatya İdman Yurdu ikinci maçında da aynısı. Yok. 10 kişi aynı. Yok. Umutcan Gökdemir vardı. Tamam. 11'de. Hakan Doğan vardı. Tamam. Yeni transfer. Evet. İkisi yeni. Evet. Ondan sonra zaten iki kişi Recep Doğan oyuna girdi. Gökhan Demir oyuna girdi. Şimdi oyuna girenleri evet. Demiyorum. Şimdi şu var. Zaten içeride 1-0 yenmişsin. Normalde evet. Hani Malatya İdman Yurdu hocalarından dolayı dirençli bir takım olarak gözüküyor. Ama
O zaman bence hocanın şöyle demesi lazım. Ya biz 1-0 yenildik. İkinci maçta ben şu stratejileri belirleyeceğim. Şu adama şu önlemi alacağım. Yani sanki öyle bir şey yoktu. Bakın golü mesela Malatya İdman Yurdu'ndaki attığınız gole birçok insan offside'dı ya da el vardı diyor. Halbuki orada asıl bakılması gereken topun bulunduğu yer ve ceza sahasına olan uzaklığı. Dolayısıyla rakibin hocası ve oyuncuları oyuna dalmışlar. 3 tane oyuncuyla baraj yapıyor o uzun mesafede. Evet. Tek baraj kişi baraj yapıp 2 kişi de ceza sahasına girmiş olsaydı Allah belki de savunmasına gelse, o evet, golü atamayacaktı. Şimdi bunlara bakmak lazım. Bence başkanım, nacizane görüşüm, hocayla bu tür şeyleri konuşmak gerekiyor. Şimdi Mesut Hocam, tabii siz sporun içerisinde geldiğiniz için bunları söylüyorsunuz. Ben de yöneticiliğin içerisinde geliyorum. Şimdi yani direksiyonu birine ver, vitesi başkası alsın, eksik bilgilerle. Biz bunu ya bir kulüp başkanı olarak, ben Kağıtaspor kulüp adına söyleyeyim. Benim böyle teknik bir bilgim de yok. Evet. Bu işte bir teknik kadro var. Yardımcı antrenör, hocamız var. Bu, genel kaptan var. Evet. Çok güzel. Kulüp müdürü var. Yani Fatih Murat'andır, Ender hocamdır, kaleci antrenörümüzdür. Şimdi bunlar bir ekip. Biz az önce söylediğiniz gibi işin neticesine bakarız. Evet. Ve ben kalkıp bu tip yorumları, hani siz orayı görmüşsünüz. Bunları zaten benim görme gibi bir şansım yok yani. Biz güvenmişiz. Bütün yetkileri vermişiz. Ha, Erhan hocam bu konuda hangi önlemleri alır, nasıl takıldığı alır? Takıldığı zaman, şey olduğu zaman ama, da hesap sorma yetkisi. Evet, evet, evet. Ama evet, başkanım sizde mesela Murathan hocam bir değer, saygı duyuyorum. Ama bunun yanında sizde futbolu anlayan, çünkü Kahta'da futbol kültürüyle yatıp kalkan, büyüyen insanlar çok fazla. Mesela sizin ekipte bu işi bilenlerin başında Ufuk Balıbey geliyor. Ufuk Balıbey var. Yani dolayısıyla Kahta'ya, Besnia. Ben Ufuk abiyle çok uzun süredir tanışıyorum. Ufuk abi kendini ifade etme noktasında saygıyı sürekli ön planda tutar. Sorulmadığı nezaket, zaman da fikrini beyan etmez. Benim gördüğüm o. Ama bence karakter olarak bence hocanın bu tür insanlardan daha fazla faydalanması gerekiyor. Çünkü gerçekten siz ve Sait Başkanım Adıyaman için bir nimetsiniz. Bunun kaybedilmesi beni korkutuyor. O yüzden mesela eleştirilerim... Bizi kaybetmez. Artık Sait Başkan'ı da bırakmayacağız. Evet. Adıyaman'ı Süper Lig'e götürene kadar peşinden koşacağız. Hiç endişe etmeyin. İnşallah. İkimiz de inşallah bütün i̇nşallah mücadelemiz bu yöndedir. Şimdi ilçemizin doğrudur, spora gönül vermiş değerli insandır ki Ufuk Bey bizim aynı zamanda Kağıtaspor yönetim kurulu üyesidir. Evet. Erhan hocamla da futbolcularla zaten da istediğimiz dilediğimiz zaman görüşüp evet, istişare yani halindedir. Aynen. Örnek diyelim mesela Adıyaman evet, maç öncesiydi sanırım. Biz Niyazi Köşker evet, kardeşimle görmediğimiz beraber zaman üzülüyorduk. Yani Kağıtaspor'dan neden? Hakikaten teşekkür tabii ediyorum burada sizlere. İsmail Özbek, Niyazi Köşker Bey. Takım Uğur, için Ali büyük Can bir mücadele veriyor. Büyük bir özveriyle çalışıyor. Aynen. Biz buradan birlikte şeye gitmişiz. Kulübe gittik. Niyazi Bey dedim, sizin de söyleyeceğiniz bir şey varsa futbolcularda. Evet. Onu da söyledik. Zaman zaman bu tip şeyleri yapıyoruz. Benim söylediğim benim şahsımla alakalı. Evet. Şimdi diyor ya, bilmediğin yerde susacaksın. Evet. Yani evet, şimdi bilmediğin her konuyu biliyorum demek bu şimdi sizi yanlış anlıyor. Onunla ilgili bir parantez atayım yani. Başkan. Mesut Hocam çok güzel şeye değindi. Ben o değerli abilerimle top oynamışım, biliyorum yani karakterlerini. O kadar yüksek bir ahlaki bir temele sahip ki karakterleri. Zararlı değil, sürekli yararlı, toplumda oturmasını, kalkmasını, sportif zamanda da böyleydi. Sükunete, davete oynarken evet, bile evet, seyirciye ikna kabiliyetleri, bunlar hep yani bir değer. Bunların bilgi birikimleri çok olduğu için evet, ben yönetimde ilk başta görmediğimde çok hayıflanmıştım, yani üzülmüştüm. Kağıtada da Ömer Yay'ı götürüp getiriyordum. Ufuk abi olabilir. Neden bu değerlerimiz yok? Bugün Kağıtada çok önemli isimler var. Ali Güllü abimiz var. Mesela bugün Türkiye'nin gündeminde, daha da dışarıda sevgi sempatisi var. Ararlar işte, danışın ona gibisine. Bir önderimiz, spor önderimiz yani direktörümüz. Birçok maçta da beni özel telefonla alır. Bir 3-5 dakika konuşur böyle. Ne yapalım bunu, kamera şuna bırak. Abi diyorum, sen hiç merak etme. Şimdi biz geldiğimiz zaman Ali Güllü'yü
Ufuk Balıbey'i, Uğur'u, İsmail Özbey'i, Niyazi Köşker'i bu gibi değerler görmediğimiz zaman burada bir boşluk yaşıyor. Nasıl bir takımda yıldız oyuncu, geçmişi, işte bir hocayı görmediğin zaman toplama bir şey olur, insana zevk vermez. Ama son yapmış olduğun yönetim kurulunda Ufuk abi görünce o kadar bir mutlu oldum ki inşallah bunlar daha çoğalır. Tabii ki öbürler de bizim biçim değerle Meto verdi ama spor içinde olanlar. Şimdi zaten hem yönetimde hem de üyelerimizde böyle bir çalışmamız var. Evet. Zaten bu iş gönül işidir. Yani tabii. Deplasmanlara gitmek, antrenmanları, işte yönetim kurulumuzda Fikre Şan var. Evet. Eski evet. Şeyde. Evet. Şimdi Niyazi Bey'le biraz Ufuk Bey'in işinden dolayı fazla şey yapamıyor ama hep beraber çok ilginç yani antrenman kaçırmıyorlar yani. Sürekli gidiyorlar. Ya bu bir gönül işidir yani. Böyle paylaşımlarını da görüyorum sürekli. Şimdi biz bunları takımın dışında görmüyoruz zaten. Şimdi benim her açıklamamda şunu söylüyorum ve bunu da söylemde bırakmıyorum. Her ne kadar böyle itham edilse de söylediklerimle aslında yaptıklarım birbiriyle örtüşüyor. Halkın takımı demek ne demek? Halkı yönetime katmak demektir aynen, değil mi? Aynen. Aynen. Şimdi üye sen halkın kaç oldu başkanım? Üye sayısını bu tip işlerle uğraşmaktan emin olun ki onu şu anda bile sormamışım. Evet. Ama tahmin edersem ki 15. Yani 1000 üyeye yakın bir üyeye doğru gidiyoruz. Evet. Bizim çok ciddi çalışmalarımız olacak. Biz işi dengede götürmeye çalışıyoruz. Evet. Yani çünkü eğer halkın sahiplenmedi, bütün halkın kendini orada ifade edemediği bir kulüp, ben ona kulüp demem. Evet. Şimdi ben de sosyal medyadan takip ediyorum başkanım. Şeyde Niyazi abinin, Ufuk abinin, Fikret Şan abinin çalışmaları, ondan sonra üye kayıtları çok fazla oluyor. Emek veriyorlar. Kahta'da müthiş bir sinerji oluşmuş. İnşallah bu katlanarak devam eder. Gerçekten o tabloyu, o resimleri gördüğüm zaman benim de göğsüm kabarıyor. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Kahta halkına bu duyarlı davranışlarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten Kahta halkının o tablosu her şeyi hak ettiklerini gösteriyor. İnşallah mutlu sona da ulaşırlar. Kısmet nasip, hayırlısı olsun inşallah. Allah da sizin emeklerinizi inşallah boşa vermez amin. Başkanım. Amin. İnşallah kol kola hep birlikte. İşte söylemek istedim. Sürekli hayıflandığımız konular bunlar. Kendi evet. Değerlerimiz bundan. Sait Başkan'a da söyledik. Defalarca bunu konuştuk. Yani Adıyaman'da eline Allah razı olsun İstanbul'dan geldi. Elini taşın altına koydu. Şimdi baktığın zaman yönetimsel olarak işte futbolcu değerli abilerimiz var. Burada da çok geçmişi şimdi, büyük değerlere sahip. Özür diliyorum. Ben evet. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Adıyaman ili bir Malatya, bir Gaziantep ya da farklı bir ille İstanbul'la kıyaslamamak gerekir. Adıyaman kendine özgü örf, adet ve kültürü olan bir ildir. Evet. Şimdi burada bizim samimiyetle bu işleri yürütmemiz gerekiyor. Ben aslında sürekli değindiğim nokta buydu. Ben bir türlü başaramadık. Bundan sonra ne yapabiliriz? Ancak ve ancak Kahta 02 Spor Kulübü için konuşabilirim. Evet. Ben evet. Bunu iddia ediyorum. Kahta 02 Spor Kulübü bütün Adıyamanlarındır. Üçüncü evet. Lige çıkarsan. Çünkü temsiliyet noktası böyle oluyor. Evet. Ve ben o insanların gelmesini beklemem. Ben o insanlara gideceğim. Ben kesinlikle yönetimi sadece Kahtalılardan oluşturmam. Bütün Adıyaman merkez ve ilçelerinden oluştururum. Ben farklı bir yapıya gitmek zorundayım. Niçin? Evet. Çünkü bu ilin yöneten vali, vali bey, emniyet müdürümüz, milletvekillerimiz, bütün herkesi, bütün hassasiyetleri düşünerek biz bunu böyle yapmalıyız. Evet. Yani şunu söylemek lazım Mesut Hocam. Musa Yıldırım'ın şahsı başta olmak üzere spor kulüpleri üzerinde hiç kimsenin siyaset ve ticaret yapma hakkı yoktur. Evet. Bu yanlış anlaşılmasın. Evet. Aybak bunu yapıyor anlamında değil. Evet. Sayın Sait Aybak size bunu yanlış algılamasın. Evet. Ama belli bir süre sonra iş buraya gider. Siyasete bulaşmışsan spordan elini çekeceksin. Evet. Bu iş nettir. Evet. Ticari olarak da bir anonim şirket Adıyaman'da gitmez. Ancak halkın takımı gider. Mesela Adıyaman'daki bütün spor kulüpler, amatör kulüpler adına kim temsil ediyor? Kimse yok. Kimse yok. Ben söyleyeyim.
Kahta 02 spor kulüplerinden amatörleri temsilen Hamza Parlak kardeşimiz var. Bütün eski futbolcuları temsilen Ufuk Balı Bey var. Basını temsilen Hacı Buzkurt abim var. Eczacıları temsilen Kadir Gültekin abimiz var. Yani avukatları temsilen avukat İsmail Çelik. Alanları belli. Alanları tabii ki de. Şimdi yetiyor mu? Yetmiyor. Eksikliğimiz var mı? Var. Var. Bugün Ali Güllü abime sorsan der ki Musa Yıldırım yanlış yapıyor. Evet. Doğru da söylüyor. Niçin biliyorsun? Evet. Çünkü yetiştiremiyorum ki. Evet. Önce de bu alanın içerisinde olmadığım için bütün herkesin görüşlerini alma gibi bir fırsatım olmuyor. Ama şimdi benim sıkıntım ne? İlçemde bunu yaparken benim derdim ildir de sadece ilçe değil. Bence... Çünkü öyle bir dengede gitmeliyiz ki. Şimdi biz yaptık. İldeki ya benim şu anda bizde en az 100'e yakın dayı, hala, amca çocuklarım evet. Adıyaman'da. Evet. Merkezde büyümüş, doğma, büyüme Adıyaman var, merkez. Doğru mudur Yaşar Bey? Evet. Yani. Şimdi benim 3 günüm Kahta'da, 4 günüm Adıyaman'da geçiyor. Ticaretimin birçoğu burada. Şimdi ben kalkıp Adıyaman halkı, ben Adıyamanlıyım yani. Dışarı gittiğim zaman biz bazı Kahtalı arkadaşlar ben Kahtalıyım diyor ama ben diyorum ki ben Adıyamanlıyım yani. Evet. İlimle övünüyorum. Ha şunu da söyleyeyim. İlin sporunu yönetmek bir Kahtalı olarak Sait Aybak Sincikli'dir, Ramazan Erşen Kahtalı'dır, evet. Diğer arkadaşlar Kahtalı'dır. Bunlar da yönetmişse aynen. Vallahi biz bununla da gurur duyuyoruz. Yani, ha şu yarışa girelim. Evet. Adıyaman merkezdeki arkadaşlarımız da bizden alabilmek için o yarışa girsin. Birbirimizle mücadele edelim. İlimizi, ilçemizi, ilçelerimizi en üst seviyeye taşımak için ne gerekiyorsa onu yaparım. Evet. Kahta adına, ilçem adına, kulübüm adına ben her türlü şeye hazırım. Ne gerekiyorsa sağduyu için, birlik beraberlik için bunda da hiç kimsenin şüphesi olmaz. Başkanım programımız da sizin bu çağrınız da bence hedefine ulaştı. Hatta bakın Cevher Hanım bir mesaj göndermiş. Müsaadenizle okuyayım. Buyurun. Musa Başkan'a sağduyu çağrısından dolayı teşekkür ederiz. Kendisiyle aynı duygular içerisindeyim. Artık sosyal medyadaki sürtüşmenin son bulmasını temenni ediyorum. Küfre hayır, kardeşliğe evet. Bu hassasiyeti gerçekten bizi destekleyen tüm taraftarımızın paylaşmasını istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ne kadar güzel sonu geldik. Yani bu yani olumlu bir yaklaşım. Yani aynen. Bunları biz önemsiyoruz. Tabii. Olması gereken bir şey. Bu duyarlılıklarından dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet. Bizim bu tip yaklaşım tarzlarını çoğaltıp kulüp yönetimi olarak da taraftarlarımızı da kırgınlıkları ortadan kaldırarak bundan sonra da birbirimizle maçımız da yok. Şu kol anda kola, inşallah, ne Kahta garantilemiş, aynen. Ne Adıyaman garantilemiş, rakiplerimiz var, mücadele edeceğiz. Bir şeye değineyim. Şimdi buyurun. Malatya gol attı, herkes Malatya diye bağırdı. Doğru. Ben olsam ben de bağırırım. Yanlış değil ki. Ben bağırmadım. Bir, o zaman siz Adıyaman Spor'u sevmediğiniz içindir. Mesut Hocam. Şimdi niçin söyleyeyim? Şimdi biz birbirimizle yarışıyoruz. Birimiz birinci, diğeri ikinci. Puan kayıplarını bekliyoruz. Evet. Şimdi ben bir kulüp başkanı olarak Urfa maçında Urfa'nın Adıyaman'ın yenmesini istiyorum. Şimdi ben desem ki istemiyorum. Ben yalan söylüyorum. Yalan söylemiş o. Doğru. Ben niye yalan söyleyeyim? Aynen. Ha yarışmasını istemem. Ama eğer yarışıyorsak ben çok inatçı birisiyim. Aradan ben bilek indirmesini severim. Ya bu kadar ki Kahtaların geninde bu var. Kahta tuttuğu dalı koparmak için mücadele eden bir halktı. Artık suyumuzdan mıdır, huyumuzdan mıdır? Onu da ben bilmiyorum. Evet. İnşallah hep beraber güzel işler yapacağız. Allah razı olsun. Ya. Bilgin, güzel konulara değindiğiniz için kamuoyundaki tüm spor kamuoyunda kafada soru işaretleri vardı. Herkesin taraftarlarında, bütün kamuoyunda. Hepsini şu anda açığa kavuşturduk. Neticede ilin iki takımı bir yarışmacı takım. İnşallah hak eden şampiyonluğu göğüsler, göğsümüz kabarır. Onlarla beraber tabii ki ikinci olan da destek verecektir. Bundan da şüphemiz yoktur. Onun için tüm spor kamuoyuna burada bir duyurumuz olsun bizim. Allah rızası için hepsi bizim için bir değerdir. Netice takımlarını tutuyorlardır, destekliyorlardır. Biz hep Türkiye'de gündem oluşmuşuz. Fair play çerçevesinde. Seyirci bakımından da hem Adıyaman'ı
duyarlıdır bu konuda, hem kağıt da duyarlıdır. Örnek bir seyirci kapasitesine sahibik. Sosyal medyadan paylaşımları yaparken arkadaşlar, taraftarlar ne olursa olsun seçici ve duyarlı bir şekilde dikkat ederek yapsınlar. Çünkü neticede değerli başkanlarımız ellerini taşın altına koymuş dedim ya, bütün günlerini bu şey. Bundan sonra bunlar da bırakırsa inan et, ne Adıyaman'ı ne Kahta'yı bu şekilde kimse kaldıramaz. Yasir Bey, şöyle bir şey olsaydı, evet, bugün iki kulüp başkanı temiz ve saf duygularla biz çıkıp ekran başında Adıyaman'ın futbolunun ileriki geleceğini... haftada bunlar da olacak sayın diyelim başkanım. Evet. Yani ha, geçmişi değil. Bak, geçmişi, evet, sen böyle dedin, evet, ben böyle dedim. Yok. Hayır değil. Gelecek için, gelecek için, aynen, aynen. Her ikimiz de kendi taraftarlarımıza seslensek kötü mü olur? Yok yok, biz. Ben burada Kahta 02 Spor Kulübü taraftarlarına, Kahta 02'ye gönül vermiş bütün taraftar gruplarına çağrıda bulunuyorum. Bu akşam itibariyle daha önceki yapmış olduğunuz bütün çirkin paylaşımlarının derhal kaldırılmasını talep ediyorum. Güzel. Eğer Adıyaman taraftarı çirkin söylemlere devam eder ise onların da WhatsApp'ta bana atsınlar. Ben Adıyaman'a kadar gelir, arkadaşımın derdini ben soracağım. Biz nasıl ki her zaman barışın, huzurun başkenti Adıyaman dediysek bunun için de mücadele edeceğiz. Adıyamanlı gençler, Adıyamanlı kardeşlerim şunu bilsin ki asla ve asla iki kişinin burnu kanacaksa ne Kahta'nın şampiyonluğu ne Adıyaman'ın şampiyonluğu benim için önemli değildir. Kahta Spor'un da, Kahta Spor taraftarların benim bu çağrıma kulak vermesini temenni ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Mercan TV ailesine, bizlere böyle bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür eder. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Biz çok teşekkür ederiz başkanım. Çok teşekkür ederiz. Mesut Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet, Kahta Spor değerli başkanı Sayın Musa Yıldırım'ın açıklamalarını dinledik. Programımız 2 saatten ibaretti. Şu anda programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar bir spor vizyon programında buluşmak dileğiyle. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.